Herkese merhaba. SQL Injection serisinde yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Bu videoda Union Based ataklara devam edeceğiz. Yine PortSwigger'ın bize sunmuş olduğu Web Security Academy adı altında sunmuş olduğu lab ortamlarında işleyeceğiz. Öncelikle gördüğünüz gibi yine bize kategorilerin bulunduğu, bazı içeriklerin paylaşıldığı bir database vermişler ve bu database'de bizden istediği retrieve data from the other table, yani diğer tablolardan bilgi getirmemizi istiyor. Peki onu hemen deneyelim. Repeater'a geldik. Her şey sorunsuz çalışıyor şu an. Evet, injectable bir parametre. Ve buraya bir injection yapabiliriz. Evet, burada zaten iki tane parametresi varmış bu tablonun. Ve bu iki parametre üzerinden yani 3 tane de olabilirdi. Ben 3 tane olacağını tahmin ederek aslında yazdım. Bir ID'leri olur diye düşündüm. Fakat ID'leri yokmuş. 2 tane string parametrelermiş. Hemen bunu da deneyelim. Test. Test. Evet. 2 parametre de string. Bizden diğer tablolardan veri almamızı istiyor. O zaman hemen denemeye devam edelim. İki içerik verdik. Test test diye. From users. Kullanıcılar diye bir tablosu var mı? Bize hata vermedi. Users diye bir tablosu var demek ki. Mesela users birkaç tane de s daha koyduğumuzda, evet, böyle bir tablo olmadığı için bize hata verecekti. Ama users diye bir tablosu olduğu için bize hata vermedi. Peki bu user tablosu içerisinde username var mı? Evet, username varmış. Peki password var mı? Evet, bir password da varmış. Hemen şurayı alıyorum. Bunu WebSuite ile intercept üzerinden de kesebilirsiniz. Hiçbir fark olmayacaktır. Gördüğünüz gibi administrator ve şifresi login. Administrator olarak giriş yapmış bulunmaktayız. Aslında bunu biz şurada çoktan çözmüştük. Bir daha geri gelin. Evet. Burada çoktan çözmüştük. Çünkü diğer tablolardan, kullanıcılar tablosundan kullanıcı ve paroları alabiliyorduk. Asıl yapmamız gereken olay buydu zaten. Bu giriş yapma laboratuvarın solda olması içindi. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.